Hazreti insanı güzel ahlaka, hiddetsiz olmaya, günah işlememeye, inşallah salih kişilerle beraber yaşamaya davet eder. Allah'ın sevgilisi Hazreti Ali çok güzel şeyler öğretiyor. Bu kitapta Kur'an okumanın ne kadar önemli olduğu ve dost olmak için çok zor bir şey dost olmak. Dostluğu, insanın dostluğu sahibini kurtarır gibi mesela. Bedenin sağlıklı olması iyiliği ortaya çıkmasıyla alakalıdır diyor. Biz de sağlıklı olmayı sıhhatle birleştiriyoruz ama Hazreti Ali ne kadar çok iyilik yaparsan o kadar bedenin hakikaten sıhhatlidir buyuruyor. Biz çok güzel bir sempozyumdan geliyoruz. Gerçekten olağanüstü bir sempozyumdu. Biz birçok sempozyum yaptık bugüne kadar ama benim için çok önemlilerinden biriydi bu sempozyum. Hazretin büyüklüğüyle alakalı olsa gerek. Gerçekten cemali bir sempozyumdu. İlim adamları bile hiç ilmi konuşmadılar, çok aşkı konuştular. Özellikle olanlar var, görüyorum burada aramızda sempozyumda ama çok sevgili arkadaşım James Morris, kendisi Harvard'da da ders veriyor. Onun konuşması beni çok etkiledi. O şöyle söyledi, Cemal Nur beni her sempozyuma çağrışta az bilgiyle gelmeye çalışıyorum. Çünkü az bilgi edindiğim zaman Hazret'e yanaşıyorum ve onun manasını anlamaya gayret ediyorum yakınlığından. Ve her birinde haç yapıyorum dedi. Yani hangi mübareğe gelsem haç oluyor benim için. O kadar tesir ediyor bana dedi. Burada anlaşılan insanlık kamilleri tanımanın çok zor olduğu, bilgi edinerek, ilim edinerek onları pek tanıyamayacağımız, onların derinliklerini idrak edemeyeceğimiz anlaşılıyor. Bir de Üftade Hazretleri'nin biliyorsunuz lakabı Üftade. Ben de sempozyumun adını uzaktaki yakin koymuştum. Çünkü kendisi çok güzel sesli bir sultan. Bursa'nın Ulu Camisi'nde müezzinlik yapıyor 18 yaşında itibaren. Ve o sırada bir keresinde devlet, yani bir vakıf bunlara, müezzinlere bir maaş vermeye başlıyor. İlk maaşı aldığı gün şeyhinde, o gece rüyasında şeyhini görüyor. Maalesef sen üftade oldun, yani makamından düşürüldün. Çünkü yaptığın, Allah için yaptığın bir şey için para aldın diyor. Ertesi gün götürüp o parayı verse de kendisi üftade adını çok seviyor. Yani makamından düşmüş olmamı her an hatırlayayım da bu düşmüş olmakla Allah'a yaklaşayım, tevazuyla Allah'a yaklaşayım diyor. Ve düşürülmüş bir yakin olma gayreti içine giriyor. Ben onun için sempozyumun adını uzaktaki yakin koydum. Gerçi her birimiz öyle değil miyiz? O güzel kucaktan bu aleme düştük. Yani hepimiz düşürülmüş, üftade olmuş ve yakin olma gayreti içinde, tekrar aynı kucağa dönme gayreti içinde olan insanlarız. Ömrümüz bir seyahat ve bu seyahatte oradan geldiğini idrak edenler kafasını taşa çarpmadan doğru yönde sırat-ı müstakim üzere gidiyorlar. İdrak edemeyenler ise kafasını taştan taşa çarpıp her acıdan, her sıkıntıdan, her felaketten etkilenerek üzüntüler içinde kendilerini bu alemin sıkıntılarına bırakıyorlar. Biz çok şanslıyız. Ben kendimi acizane çok şanslı biliyorum. Hiç haddim olmadığı halde Allah'ın bir insanı insan olarak yaratmasının ne büyük lütuf olduğunu düşünüyorum her zaman. Hayvan olarak da gelebilirdik bu aleme. Ayrıca insan olmakla kalmadık. Yani bu güzel teslimiyet halini Allah bize lütfetti. Peygamberleri idrak etmeyi, onları yaşamayı, anlamayı, onların her birinde kendi peygamberimizin vasıflarıyla vasıflanmayı nasip etti. Üstelik bir de her an Allah deme fırsatını bize açtı. Yani çok şükür nelerle meşgul olacakken Allah demenin zevkini yaşadık. Mesela bana sorarsanız sempozyumda en mutlu olduğun gün hangisiydi diye, sempozyumdan bir gün önce biz tuz ruhuyla tuvaletleri temizledik salonu. Gerçekten bir mutlu olduğum gün o gün. Ben bir hasretçim, siz gelip tuvalet temizledik.
gerçekten insanın insan kâmiller için hizmet etmesi, o hizmeti yapması, bir Allah sevgilisine, Allah'ı bileni, Allah'ın tanıyana hizmet etmesini bir büyük bir zevk olduğunu düşünüyorum her zaman. Bu bakımdan ilim dolu, mana dolu, aşk dolu bir sembolü geçirdik. Ben şahsen aile izin verirse gelecek sene Kenan Rıfai sembolü yapmak istiyorum. İstanbul'da ve çok tamamen kendimizin organize edeceği bir sembolü. Aile izin verirse aileler biliyorsunuz pek mürşitleri paylaşmayı sevmiyorlar ama mürşitler de bize ait olduğu için inşallah izin verirler. Dolayısıyla inşallah böyle ilmi programlarda bir olmak, beraber olmanın zevkini her an yaşayalım. Biz de onların ilimleriyle ilimlenelim, aşklarını öğrenelim. Allah'a nasıl yaklaşmışlar onu görelim. Onlarla Allah'a gitmeyi öğrenelim inşallah. Çok şükür yine buradayız, İstanbul'dayız. Ama şunu da söyleyeyim ki gerçekten Bursa olağanüstü bir şehir. Böyle her tarafı mana kokuyor. Bana Peygamber ailesinin ve Peygamber Efendimiz'in torunları Medine'de evlerine davet ettiklerinde Türk kızlarıyla evlenmişler. Şey dediler, bizim için oranın Medine'si Bursa dediler. Bursa'yı çok seviyoruz. Hakikaten bu sefer gittiğimde bunu biraz daha hissettim. Tabii ki İstanbul hiçbir şeyle yeri doldurulamayan bir şehir, nur gibi bir şehir ama Bursa'nın da değeri ve Bursalı insanın değeri çok yüksek. Şimdi devam edelim. Mesela sormak istediğiniz bir şey var mı? Buyurun. Acaba doğru mu düşünüyorum? Biz bu kutluğum haftasında Ulu Cami'ye sabah namazı için gittiğimizde hiç bilmediğimiz sokaklardan birine fark ettik. Cami çıkışında çok üzülüyorum çünkü. Ah bir kutluğum saygısızlık yapıldı. Bir defa getiririz olsa Ulu Cami'nin sokaklarının içinde köyde bir evde camları kırıp bir tanesinde Ahmet Şemsettin Hazretleri'ne saygısız olarak belki yazılmış. Yanlış bir tanıtım tabelası. Hacı Bayram Veli'yi terk ederekten, görüşmeyi yaparaktan Bursa'ya gelmiş dedi. Ben de şöyle düşündüm eşinde. Hazret bizi buraya herhalde 7 bir sebeple çekti. Bu tabelayı gösterdi. Evet. Şimdi işte kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama sizi de bilgilerim. Teşekkür ederim. Bakayım efendim. Başüstü. Baş, aldım kabul ettim. O Ulu Cami'de namaz kılmanın da ayrı bir zevki var. Çünkü Ulu Cami dünyanın 5. enerji merkezi kabul ediliyor. İslam alemi açısından. Birincisi Mekke, ikincisi Medine, üçüncüsü Kudüs, dördüncüsü Şam'daki maalesef bombaladıkları Emevi Camii. 5. Ulu Cami kabul ediliyor. Bir küçük bir şey söyler misin oğlum? Bir şey anlatayım Ulu Cami ile alakalı. Beyazıt Han biliyorsunuz Emir Sultan'ı kızıyla alakadar olduğunu duyunca başının kesilmesini emrediyor. Bunun üzerine bütün Anadolu'daki İslam şehirleri birleşerek mektup yazıyorlar. Ve şöyle diyorlar, efendim ne mutlu size ki Peygamber Efendimiz'e dünür olma şerefine eriyormuşsunuz. Onu duyduk. Bunu duyunca Yıldırım bir de bakıyor ki Emir Sultan peygamber torunu. Onun üzerine kızının evlenmesine izin veriyor. İzin vermekle kalmıyor. Emir Sultan'ı tanıdıktan sonra görüyor ki hakikaten o onun mürşidi. Ve kendisi Emir Sultan Hazretleri'ne biat ediyor. Yani damadına biat ediyor padişah. Ve Nibolu seferini kazanırsa Emir Sultan Hazretleri için bir cami yaptıracağına söz veriyor. Ulu Cami yaptırıyor. Ulu Cami'yi gezerken Emir Sultan Hazretleri ilk götürdüğünde onun buranın meyhanesi nerede diyor. O kadar şaşırıyor ki Yıldırım Beyazıt. Cami yaptırdım efendim diyor. Siz ne demek istediniz anlayamadım buranın meyhanesi. O diyor. Allah'ın tecelli ettiği kalbine en yakın yerden maşallah içiyorsun. O kalbe en yakın yerden içiyorsun da bu caminin içine niye meyhane koydunuz? O zaman o gün yemin etmiş. Yıldırım Beyazıt Han ve içkiyi bırakmış. Çok etkilenmiştim ben. Daha sonra caminin ilk hutbesi Cuma günü verilirken
Yıldırım Beyazıt Emir Sultan Hazretlerine, "Mürşidim buyurun efendim, hutbe sizindir. Bu büyük caminin ilk hutbesi sizindir." dediğinde, "Burada benden daha uğurlu ve daha mübarek biri var," diyor Emir Sultan. Ve o güne kadar kimsenin tanımadığı, herkesin ekmekçi somuncu baba dedikleri, somun dağıtan somuncu babayı işaret ediyor. Kendileri teşrif etsinler de o versin deyince, somuncu baba hazretleri sırrı ifşa oldu. Geliyor, muazzam bir sohbet yapıyor ve çıkarken bütün kapılarından aynı anda çıkıyor. Yani caminin bütün kapılarından aynı anda çıktığını bütün halk görüyor. Ve onun üzerine yanına en sevdiği öğrencisi Hacı Bayramı Veli Sultan'ı alarak Bursa'yı terk ediyor. Ve biliyorsunuz birçok yerde Somuncu Baba türbesi var. Hatta Bursa'da da makamı var. Ama Darende'de olduğu söyleniyor. Gerçekten de olağanüstü bir yerde yattığı söyleniyor. Kendisi de peygamber torunu, bir büyük sultan Allah. İnşallah onları da anmayı nasip etsin. Önce Emir Sultan'ı, Bursa'nın sahibi, sonra Somuncu Baba'yı da Allah bize anmayı nasip etsin inşallah. Teşekkür ederim. Ben bir şey söyleyeyim. Buyurun efendim. Tabii ki. Kapısıdır. Evet. Söyleyeyim. Bir de ayrıca hadis var. Evlere kapılardan giriniz diyor. Demek ki şöyle bir şey. Allah, Hazreti Ali mürşit makamıdır. Yani Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Ali ile ben Hazreti Adem'den beri aynı nurdan yaratıldık. Fakat sülbüne gelince dedemin, orada ilk defa nübüvvetle velayet ayrıldı. Yani ben nebiyim, resulüm, veliyim ama Ali velayeti, rabbiyeti, öğretmenliği temsil etti. Ne demek istiyor? Ali'den geçmeden, yani önce Ali seni adam etmeden bana gelme. Çünkü benim makamım af makamı, kucaklama, her türlü günahla beraber seni affetme makamı. Ama ona layık olabilmek için önce bir öğretmenin seni Allah ilmiyle Allah'ı sevdirmesi, eğitmesi, sana kusurlarını göstermesi, kim olduğunu sana öğretmesi lazım ki sen benim hakikatimi idrak edebilesin. Bu iki peygamberde olmuştur sadece. Nübüvvetle velayetin bu şekilde ayrılması. Birincisi Hazreti Musa ve Hazreti Harun'da, ikincisi Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ali'de. Onun için Hazreti Ali'nin çocuklarının ismini de Harun makamında olduğunu anlatmak için peygamber Hazreti Harun'un çocuklarının ismini koymuştur, Hasan ve Hüseyin'i. Yani onun aynı manaya geliyor, onu söylemeye çalışıyorum. Böylece yani biz, onlar beyaz nurdur, Mürşid-i Kamiller. Beyaz nurun görevi aksettirmektir. Benim kim olduğumu bana mürşidim gösterir. Ben mürşidimi seviyorsam, hürmet ediyorsam, saygı duyuyorsam bu benim güzelliğimdir. Reddediyorsam benim hatalarım vardır, onda onları görmüşümdür. Kendimi reddediyorumdur aslında. Şeydeyiz, Hazreti Peygamber'e gelince ise artık kabul yok, red yok, hiçbir şey yok. Baştan aşağı aşk ve sevgi var. Orada tamamen yok olmak var. Onun için onun huzuruna girebilmek için illa bir ilim kapısından geçmek gerek. Evet. Peki orada şey var ya, Musa Peygamber'le Hızır'ın şeyde Ahmet Turgut gelmişti. Musa Peygamber düştü. Evet. Hızır'la diyor. Evet. O Peygamber. O başka bir şey. Hazreti Musa'nın makam olarak dört peygamber hakikat peygamberidir. Hakikat. Şeriat peygamberi var, tarikat peygamberi var. Dört tanesi hakikat peygamberidir. Hakikat ne demek? Allah'ın manasını tam manasıyla idrak eden dört peygamber var. Birincisi Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim hakikatin başlangıcıdır. Çünkü teslimiyet ve Müslümanlık Hazreti İbrahim'le başlamıştır. Aslında bu dört peygamber İslam'daki çeşitli makamları ihtiva ederler. Musa peygamber hakikatin ilmen yakini, hakikati ilimle bilen.
İsa peygamber hakikatin aynel yakini görerek bilen, peygamber efendimiz hakikati hakkel yakin, hakikati kendi hakikat olarak bilen. Hazreti Musa makamındaki ilimle hakikati bilenin makamında mürşitle aynel yakin makamına ulaşılır bilgisini vermek için Allah bize bir mürşit yolluyor ona. Fakat peygambere mürşit yollamak zordur. Çünkü Hızır'ın mürşitliği, mürşitlik olsa da, ilmi ledun öğretse de Musa peygamberin makamı Hızır'dan üstündür. Yani o Hızır vasıtasıyla bilme makamından görme makamına ulaşıyor. Onun için Hızır'da. Başka sıkı var mı? Peki, buyurun. Sayfa 380'deyiz. O ihlaslı insanın, Hüsamettin Çelebi'nin gönlü bu hikayenin sonunu merak ediyor. Gerçi bu hikaye bir karı koca hikayesidir sanılır. Fakat o hakikatte akılla nefsin macerasıdır. Hikayede akıl erkekse nefs dişidir. Bu ikisi her insanın vücudu evinde gece gündüz savaşta, çekişmede, niçin ve neden diye birbirlerine müşkül sualler sormadadır. Bununla beraber kişinin iyi ile kötüyü ayırt etmesi için bunları bilmesi, aklı da nefsi de bütün sırları ve hikmetleriyle kavraması lazımdır. Hakikat öyle değil midir ki kadın yani nefis durmaksızın evinin ihtiyaçlarını bildirir, bunların giderilmesini ister. Yiyecek ister, içecek ister, giyecek ister. Zevk ister, lezzet ister, macera ister. İzzet ve itibar ister, huzur ve emniyet ister. İstediklerini elde etmek için de türlü tedbirler kullanır. Bazen erkeğinin bastığı yere gözünü sürer, bazen kurum taslar, azamet satar. Akıl yani erkek ise kadının bütün istediklerini bilmez. Kendi varlığında hak sevgisinden başka bir şey olmadığından bu maddi ihtiyaçları idrakten uzak kalır. Efendim burada Hüsamettin Çelebi'nin gönlü bu hikayenin devamını merak ediyor. Çünkü gönül akılla nefsin bir olup kemale ulaşmasını murad eder. Ben burada biraz nefsten bahsetmek istiyorum. Kenan Rifai Hazretleri Mesnevi sohbetlerinde nefs için o bir karanlıktır der ve aklın tedbirini ve idaresini vücutta kabul etmezler. Bunun yanındaysa akıl bir ışık gibidir. O kendi nuruyla, tedbir ve idrak nuruyla vücudu aydınlatır diye buyururlar. Biz biliyoruz ki zıt isimler, meşretler birbirlerini tekamül ettirmek için bir araya gelmişlerdir. Nefs de tekamül için yaratılmıştır. Nefsi emareden kurtulup mutmaineye doğru ilerlemesi istenir, murad edilir. Bunun için de hayvansal arzulardan, isteklerden, aşırılıklardan kurtulmamız gerekir. Ancak mutmain mertebesine gelindiği zaman akıl ile nefs birbiriyle birleşir, bir olur ve birlikte anlaşmaya başlarlar. Nefsin tekamülü onun aşırı isteklerini ve arzularını vermemekle ancak gerçekleşebilir. Biz nefsin aşırı isteğini, arzusunu vermeye nefse zulmetmek diyebiliyoruz. Dolayısıyla nefsimize zulmetmememiz ve onun aşırı isteklerinden onu korumamız gerekir. Çünkü nefsin hakim olduğu vücutta nefis önce talep ediyor, daha sonra akıl buna bir mazeret uyduruyor ve gönül de yani vicdan da bunu aklıyor. Ve insan da zannediyor ki evet ben doğru yaptım, gerçekten doğruyu yaptım, hiç kendisini sorgulamadan devam ediyor. Fakat böyle bu gibi durumlarda ilk anda bir rahatsızlık hissedilmese de o insanın ileride bundan pişman olmaması, bu durumdan rahatsızlık duymaması mümkün değildir. Ben burada Hazreti Ali'nin Allah'ım seni isteklerinin olmamasıyla bildim lafını hatırlıyorum. Demek ki nefsimizin aşırılıklarını, isteklerini ne kadar törpülersek, ne kadar ona vermezsek Allah'ımıza o kadar yaklaşıyoruz. Yine Kenan Rifai Hazretleri'nin bir mısrasında şöyle söylüyor. Neden şikayet ediyorsun bu gönülden? Reva mı bilmemek bilmek nefisten?
Hüdayi Zülcelal'dendir sana o pek büyük nimet. Dolayısıyla nefsimizin de kıymetini bilmeliyiz. Onu doğru yere koymalıyız. Doğru şekilde ona muamelede bulunmalıyız. Çünkü yine kendileri derler ki nefs bir tenye kurdu gibidir. Yani onda azıcık benlikten bir hal kalsa ilk fırsatını bulduğu zaman baş kaldırır ve tekrar vücudu hakimiyeti altına alır der. Şimdi burada sen çok yanlış anlaşılabilecek bir şey var, hemen onu düzelteyim. Yani nefs dişidir, akıl erkektir dendiğinde hani kadınlar kötüdür, erkekler iyidir gibi bir imaj anlamayın lütfen. Burada söylenmek istenen kadın erkek değildir. Nefsten baştan aşağı nefs kesilmiş insan ister erkek olsun, ister kadın olsun dişidir. Dişilik vasfı vardır. Kadınlık vasfı değil, dişilik. Yani ham dişilik. Hani bazı hanımefendileri görüyoruz, sadece onlar için hayat, kendi güzelliklerini ortaya çıkarmak, efendim başkalarının eşlerini elinden almak, yani ya da bazı erkekleri görüyoruz, işte başkasının işini elde etmek, başkasını mahvetmek, o tür insanlar nefs ehlidir. Bu nefs ehli insanlar dişi makamlıdır. İster erkek olsun, ister kadın olsun. Burada cinsiyetin önemi yok. Lütfen bunu cinsiyet gibi algılamayın. Hemen hanımlar alınıyorlar, yanlış anlamayalım. Hatta bunu doğu felsefesinde de Atashiko Murata anlatmıştı. Büyük bir İslam mutasavvıf hanımefendisi. Yin Yang diye anlatıyor. Yani bir insanın içinde hem dişilik vardır hem erkeklik vardır. Bu cinsiyet açısından böyle değildir. Nefsaniyet ve akıl açısından. Hem nefis vardır hem akıl vardır. Şimdi bunlar ikisi devamlı mücadele halindedir. Akıl doğru yolu göstermeye çalışır. Çünkü akıl, dikkatinizi çekeceğim, er kişi makamıdır. Er kişi dediğimiz zaman onun cinsiyeti olmaz. Akıl mutmainneye ermiş kişiye denir. Yani akıl Allah'ından emin olmuş kişiye akıl denir. Hemen örnek vereyim. Akıl kelimesi eşittir melek demektir. Melek. Biz meleği böyle biraz saf, gerizekalı bir şey zannederiz. Halbuki meleğin kelime anlamı akıldır. Ne demek melek? Allah'ın emrettiğini sorgulamadan yapan şeylere, varlıklara melek denir. O halde akıl Allah'ın emrinde sorguyu kaldırmış kişiye denir. O kişi er kişidir. O kişi ister kadın olsun, ister erkek olsun, o kişiye er kişi denir. Rabiatül Adviye bu makamı şöyle anlatır. Er kişi öyle bir makamdır ki ormandan bir aslan çıktı, sana doğru geliyor. Sen artık onun cinsiyetine bakmazsın. O aslandır diyor. Yani işte onun cinsiyeti aranmaz, cinsiyetsizdir. Sakın yanlış anlamayın, cinsiyetsiz deyince hani kadınlığını ya da erkekliğini kaybetmiş, Allah korusun, diğer tarafa dönmüş kişiden bahsetmiyorum. Cinsiyeti için yaşayan kişi değildir. O Allah için yaşayan kişidir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu bakış açısından baktığımızda nefis ehli insan dişidir dedik. Bu insan çok problemlidir ama nefsin hangi makamında olduğuna bağlı. Eğer nefsi emaredeyse, yani emreden insansa, her şey benimdir, ben her şeyi istiyorum. Züleyha'nın ilk hali gibi. Yusuf suresinde Hazreti Züleyha'nın ilk hali nefsi emaredir. Benim olacak. Yusuf bana ait olacak. Ben ona aşık oldum, bana ait olacak. Sen evlisin, olsun, Yusuf da bana ait olacak. İşte bu halindeki insan nefsi emmarededir. Bu insan her şey benim olsun, ben en üstünüm, ben bilirim, başkasına emreden, benim dediğim doğrudur. Halbuki insanla kamiller, mesela hocam Kenan Erdifa diyor ki, en sevdiğim şey başkasının fikrinin benim fikrimden daha doğru olduğunu idrak ettiğim zaman onun karşısında susmayı becerebilmek. Kamil insan bu makamdır. Halbuki bu insanlar her şekilde ben haklıyım diyorlar. Her şekilde. Bu emmare makamında olan insan için nefis bir felakettir. Bir felakettir. Şimdi bunun tekabül etmesi lazım. Hocamın neden şikayet ediyorsun bu nefsinden? Niye kıymetini bilmiyorsun? Allah'ın büyük hediyesidir sana dediği, vücudumuz içinde tekabül edebilen tek organın nefis olmasıyla alakalıdır.
Nefis, çok nefis bir hale gelebilir. Nasıl olur bu? Bu ancak kendi varlığından yavaş yavaş vazgeçip kendinin eksik ve hatalı olduğunu idrak etmeye başlamasıyla olur. İşte buna levvame denir ki bu hale geldiği andan itibaren, yani emmaleden levvameye geçtiği andan Allah Kur'an-ı Kerim'de bu makamı ölüydü dirildi diyor. Yani kendinde hatayı bulmaya başladığı ana dirildi diyor Allah. Yani hatalı olduğunu idrak etti, eksik olduğunu idrak etti. Yavaş yavaş mücrimeye gelir. Mücrimede bir Allah var, ben onun yanında bir hiçim der ama hala ben der yani. Ben. O mülimeden, mülimenin sonuna kadar hayvani makamlardadır. Hep birbiri içinde gidip gelir. Hala emmareye dönme ihtimali vardır. Hala levvameye dönme ihtimali vardır. Ne zaman ki mutmainneye atlar, artık dişilik biter, erlik başlar. Acaba anlatabiliyor muyum sana? İşte bu tekamül etme kabiliyetinden dolayı hocam neden şekva bu nefsinden? Ama şiirinin sonunda da bunu ancak kemal ehli anlar. Anlatabiliyor muyum? Mevlana Hazretleri de burada eleştirdiği, küçük gördüğü emmaredeki kadındır, dişidir. Emmarede olan kadın veya erkektir. Hatta bunu çok hoş bir hikayeyle anlatır. Hazreti Harekami'nin eşi, ben çok seviyorum bu hikayeyi, teşekkür ederim. Hazreti Harekami'nin eşi çok yani korkunç bir şey. Bir bunu şeyin eşi içinde bunu söylerler, Eflatun'un eşi içinde. Bir gün ders verirken Eflatun'un eşi kaynar çamaşır suyunu getirmiş, başından aşağı boşaltmış. Ben çamaşır yıkıyorum, sen burada zevk içindesin demiş. O zaman Eflatun da demiş ki, böyle eşi olan biri de demiş, ya demiş çıldırır ya da filozof olur demiş. Onun için Harekani Hazretleri'nin eşi de böyle, İbn-i Sina. İbn-i Sina devrinin büyük alimi biat etmeye geliyor. Fakat eş korkunç yani gerçekten. Ve diyor ki salak mısın sen? Senin gibi bir alim, benim kocam gibi bir zavallıya mı biat edecek? Yani diyor, o da hiçbir şey bilmez ki diyor. O bidatçı, ahlaksız adama mı geldin biat edeceksin? Aleyhde konuşuyor. Ve sonunda İbn-i Sina diyor ki, daha karısını bile adam edememiş adam, acaba beni nasıl adam edecek derken ormana doğru yöneldiğinde Hazreti Harekani Hazretleri'ni bir aslanın üzerinde elinde yılandan kamçıyla görüyor. Oğlum içini döndürme diyor Harekani Hazretleri. Bu hatuna tahammül etmesek bu aslanla bu yılan bize dayanır mı sanıyorsun? İşte aslan insanın nefsidir, yılan kötü huylarıdır. Yani biz başkalarının sıkıntı ve ezalarına tahammül ettiğimiz ölçüde nefsimiz bizim altımızda bize esir olur, kötü huylarımız da bizim esirimiz haline gelir, diyor Harekani Hazretleri. Böyle bir hikayeyle de özetlemiş. İlm-ül din diyor Harekani Hazretleri için Hazreti Mevlana. Dinin ilminin sahibidir. Allah anlamayı nasip etsin. Buyurun. Hikayenin iç yüzü bu tane ve tuzak kıssasıdır ki şimdi bu kıssanın da iç yüzünü, dış yüzünü, velhasıl bütününü öğreneceksin. Düşün ki eğer sadece manevi lezzetler yeter olsaydı, dünyayı ibadet ve yakarışlar doldurur, dünya dünyalığından çıkar, insanlar işlemez, çalışmaz, bir şey yapmaz olur, insanların icatları gelişmez ve dünya Allah'ın kullarının eliyle imar edilemezdi. İnsanlar yaptıkları çirkin ve kötü hareketlerin yanında güzel işler yapmaktan, güzel eserler ortaya koymaktan da uzak kalırlardı. Allah sevgisi sadece bir düşünce ve manadan ibaret kalır. İnsanlar bu büyük sevgiyle coşup taşlara, topraklara, ilahiler söyleten eserlerini meydana koyamazlardı. Hatta Allah sevgisi sadece manadan ibaret olsa, namaz kılmak ve oruç tutmak gibi ibadete cismin de karıştığı hareketler yapılamazdı. Ben burayı okuduğumda madde ve mananın her şeyi bir denge üzere yaratıldığını anlıyorum. Ve dengenin ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Bunların her ikisi de çok kıymetlidir. Yani amaç belki manaya ulaşmak olsa dahi madde de bu manaya ulaşmada çok önemli bir
kıymettir. Burada hocamın hep söylediği gibi, Hazreti Pir'in söylediği gibi, amaç cevizin içine ulaşmaktır. Ama cevizin dışı kabuğu da o cevizin içine bize tatlı, taze bir şekilde yedirmesini sağlar. Dolayısıyla kap da, kabuk da bu anlamda çok önemlidir. Bu bana bir anlamda da sırat-ı müstakim üzere olmanın, sırat-ı müstakimin hep sanki anlamlarından birisi gibi olduğunu çağrıştırıyor. Biz bu aleme gelmeden önce zaten ruhlar aleminde birlik içindeydik. Allah'la, onunla birdik. Peki bu aleme, madde alemine gelmemizin amacı da burada ikilik içinde Allah'ı bulmak, bu ikilik içinde birlik idrakiyle Allah'a ulaşmaktır. Dolayısıyla maddeyi de, manayı da sahip, hak ettikleri doğru yere koymamız gerekir. Ben burayı okurken bir de hep hocamın verdiği şu örnek aklıma geliyor. Hani uzak gözlüğüyle bakan ve yakın gözlüğüyle bakan ayrı iki insanın aslında her ikisinin de çok doğruyu yapmadığını, bunun önemli olanı hem uzak hem yakın gözlükle bakan, o iki camı da, iki merceği de kendi üzerinde taşıyan gözlükle dünyaya bakmamız gerektiğini anlıyorum. Yine Hazretlerden örnek vermem gerekirse, Hazreti Merkez de kendi ismine, kendi sıfatına ulaşırken hocası tarafından sorulan soruya, ben bu dünyada bir kötü ölürse onun yerine bir kötü, bir iyi ölürse onun yerine bir iyi koyarım demiştir. Yani o da bu alemde dengenin ne kadar muhteşem bir şekilde kurulduğunu farkında olan sultanlardandır. Onun için de adı Hazreti Merkez diye hocası tarafından konulmuştur. Çok güzel. Yani şunu anlatmaya çalışıyor Birhan oğlumuz. Diyor ki, Batık Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin oğlu muazzam bir ders veriyorlarmış. Ben sempozyumda da anlattım bunu. Muazzam bir ders veriyorlarmış. Çünkü Hazret gecikmiş. Hazret gecikince oğlu da bir alim. Şimdi oyuna benim gibi konuşuyormuş yani. Herkes de dinliyormuş. Arkadan Abdülkadir Geylani Hazretleri gelmiş. Demiş ki, vallahi demiş, yengemiz demiş, yumurta kırarken düşürdü yere. Onun için geciktim diyecek. Herkes şakır şakır ağlamaya başlamış. Aa, ben bir saattir bu kadar güzel konuştum, bütün ilmi anlattım. Kimse etkilenmedi, siz iki yumurtadan bahsettiniz, herkes ağladı, baba bu nasıl oluyor deyince. Demiş ki Hazret, oğlum sen laf ehlisin, ben hal ettim. Benim halimi gördükleri anda insanlar tesir altına girdiler zaten. Şimdi burada halin çok büyük önemi olduğunu biliyoruz. Hal en önemli şey. Yani oyuna laf ehli olmaktansa o hali giymiş olmak çok daha tesir. İyi de Mevlana ne diyor? Dinle. Dinle. Yani önce lafı dinle. Dinlemezsen oku denen lafı dinle ki dinlemezsen hal ehli olamazsın. Demek ki lafın da önemi var. Lafı dinleyeceğiz. Mesela bu sözleri dinleyeceğiz ki Allah'la irtibatımız var. O halde hal ehli olmak önemli ama hal ehli olmak da önemli. Hepsi lazım bu alem. Yoksa sırf Allah'ı sevsem, ben Allah'a deli gibi aşığım diye gece gündüz bağırsam, ne yaptın? Hani sevgili için ne yaptın? Namazı kılmadıktan sonra, orucumu tutmadıktan sonra, şeklimle ibadeti yapmadıktan sonra, ben gece gündüz bağırsam, o sevgili bana demez mi? İyi de ne yaptın benim için? O halde şekil de lazım. Anlatabiliyor muyum? Hal de lazım. Bunları birleştirmek lazım. Çünkü Allah buyuruyor ki eğer bir yerde herkes mükemmel olsaydı benim istediğim gibi ben o yeri yok eder gene günahkar kullar yaratırdım. Çünkü Allah'ın istediği tertemiz olarak bu aleme gelmek değil. Günahlarla geldikten sonra tekamül için Allah için o gayreti göstermek. Bu şeye benziyor. Hiç hayatında sigara içmemiş adamın Allah ben senin için bak hiç sigara içmiyorum demek bu kadar komik bir şey olur mu? Zaten içmemişim. Ha şimdi sigaraya başlayın anlamında söylemiyorum bunu. Fakat içip de zorlayarak Allah için bırakanın kıymetini
Adem'in kıymeti gibi. Hazreti Adem'in günah işleyerek, af dileyerek Allah'a yaklaşması onu peygamber kıldı. Hazreti Davud'un çok büyük bir günah işleyerek, bana bazı insanlar yani işin bilincinde olmayan kendini dermiş sana bazı insanlar diyor, Cemal-i Hazreti Davud'dan bahsetme, çok günahkar. Halbuki Hazreti Davud Cemül Cem makam. Allah indinde makamların en yücelerinden biri, ulul azim peygamberlerden biridir. Neden? Çünkü büyük bir günah işledikten sonra öyle bir Allah için kendi bütün varlığını vermiş ve her şeyden vazgeçmiş ve o krallığı içinde peygamber olmanın bütün manasını yaşamış ve yaşatmış ki Allah onun makamlarının en yücesine ulaştırmış. Öyleyse hepimiz günahkarız. Zaten bu vücut giymekle günahkarız. Neden? Çünkü mesela acıkıyoruz. Mesela susuyoruz. Mesela tuvalete girme ihtiyacı duyuyoruz. Acıktığımız zaman Allah derken açlık hissettiğimiz için aman yemek diyoruz. İşte susadığımız zaman önce içeyim de sonra Allah diyeyim diyorum. Demek ki bütün bunların içinde Allah diyebiliyorsa ve bunların üstüne çıkabiliyorsa Allah bizi meleklere iftihar edecek bir makam. Görüyor musun bak, acıkırken, susarken beni anıyor. Sizden de üstünü diyecek bir makamı yerleştiriyor. Bu bakımdan Allah indinde nefsin tekamülü için gösterilen gayret tertemiz insan olmaktan daha önemlidir. Var mı sormak istedim? Ben buyurun. Bir şey soracağım. Bakara sizden herhangi birinizin herhangi bir isteğiyle benim getirmiş olduğum şeytan bir oyunu yüzeyken o kişi iman etmiş olmalı. Yani kendi bir iman etmiş olmalı. Evet. Hem ne kadar güzel bir örnekle siz benim söylediğimi Allah tarafından tekrarladınız. Teşekkür ediyorum. Havva, heva ve heves demek kelime anlamı zaten. Nefsimizin heva ve heveslerini tekamül ettirmedikçe, yani Allah demiyor ki, hiç bakın böyle bir şey yok. Hiç gitme, hiç yeme, hiç içme, hiç giyinme, böyle bir şey yok. Bilakis üzerinde Allah senin güzellikleri görmek ister. O senin şükründür diyor. Temiz, bir kere temiz kıyafet. Güzel kıyafet görmek ister. Dünyanın en şık insanlarından biri Hazreti Peygamber. Ve kendisi büyük bir dahi biliyorsunuz. Kendi kıyafetlerini kendi çizermiş. Ve şu şuradan bağlı gömlek, derviş gömleği peygamber tarafından dizayn edilmiş. Yani bir destinatör, çok büyük bir alim peygamber. Her konuda böyle. Yemek konusunda bile böyle. Yani hurma tatlısını peygamber icat etmiştir. Hazreti Fatma'nın düğününe dağıtabilmek için. Böyle bir sultan. Şimdi bakıyorsunuz ama üç tane kıyafet. Dördüncü yok. Ama sarığının üstünde yatıyor. Hazreti Ayşe öldüğü zaman çok ağlayınca hani bizde gam, keder, üzüntü yoktu. Siz niye bu kadar ağlıyorsunuz deyince vallahi öldü diye ağlamıyorum. Ömrü boyunca bir tek gün dünya zevkinden yararlanmadı. Ondan ağlıyorum. Böyle bir peygamber ama bu yemesine içmesine mani değil. Gerçek çoğu aç. Fakat şunu da öğrendim, çok etkilendim. Mesela Medine'ye geldikten sonra sadece Ramazan ayında oruç tutmuş peygamber. Aralarda tutmamış. Yani demek istiyor ki peygamber hiçbir şeyde aşırıya gitmeyin. Sonra Hazreti, halbuki onun için zaten hayat oruç dedi. Yese ne olacak, yemese ne olacak. Günlerce, 40 güne yakın üst üste hiç yemek yemediğini biliyoruz. Yani öyle de bir üst derecede gücü var peygamberin. Ama tutmuyor ki halk beni tatbik etmesin ve aklını kaybetmesin diye. Mevlana Hazretleri bu hali şöyle değerlendiriyor. Köpektir nefsi. Aç bırakırsan saldırır. Çok doyurursan uyur, gaflete düşer. Yarı aç yarı tok bırak ki Allah yolunda ilerlesin. Öyleyse hiçbir şey yapmamak değil. Mesela yine Muaviye, Allah korusun, soruyor Peygamber Efendimiz'e. Gecede 100 rekat namaz kılıyorum. Daha kılmalı mıyım? Muaviye soruyor. Peygamber ne cevap veriyor? Gündüz 5 vakitini kıl, gece uyu oğlum diyor. Yani o kadar denge ettiğini bizim dinimiz arkadaşlar. Hatta Efendim çok hoş bir hikaye anlatıyor. Adam gece namaz kılmayı çok severmiş. Üst katında da bir muzip komşusu varmış. Namaz kılarken
adam ne zaman yattığını hissetse adamın, ezan okurmuş. Hemen adam kalkar, tekrar namaz kılar. Çok en sonunda artık 70 kere mi ne kalkmış adam, açmış ellerini, bıktı ya Rabbiciğim demiş. Yani herkesi şaşırtmamak lazım. Haddini aşırtmamak lazım. Aşırılıklardan korunduğumuz an İslam'ızdır. O anne babamla ilgili çok hoş bir hikaye vardır. Babam çok korkusuz bir adamdı. 60 ihtilalinde bütün arkadaşları yani en cesur kişiydi dediler mahkemede. Babam genç bir doktor. Gece sabahları kadar çalışıyor ihtisas imtihanını vermek için. Hocamızın huzuruna doktoruydu Kenan Paya dedi. Oğlum aşırılık şule-i hayatı söndürür buyuruyor. Oğlum aşırılık şule-i hayatı söndürür, 12'den sonra çalışma buyuruyorlar. Kenan Paya dedi. Babam anlatıyor. Mucizeye hiç inanmayan bir insan. Yani Allah her şeyi bir ilme bağlamıştır, mucize olmaz derdi. Sonra kendi yaşamış bu hadiseyi. Bir gece dağılmış, gene 2'ye kadar çalışırken hastane odasında Efendimiz kapıyı açmışlar ve cübbesi ve sarığıyla girince bu hiçbir şeyden korkmayan babam kendini yatağa atıp cübbesine kadar yorganı çekmiş. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum ki Allah aşırılığı sevmez. İbadette dahi aşırılık ben dedirtir. Ben kılıyorum demeye başlar. Onunla övünmeye başlar. Halbuki ibadeti yaptırtan Allah'tır. İbadeti kalitesini yüksek kılmak lazım. Kantitatif değil, sayısı değil. Kalitesi. Ne kadar çok Allah'a rapt olup kıldık. Ne kadar çok Allah'la bağlı olarak oruç tuttuk. Hiç kimsenin kalbini kırmadan, öfkelenmeden, sinirlenmeden ve mümkün olduğu kadar misafir ağırlayarak. Bol misafir. İşte o zaman o orucun değeri artıyor. Anlatabiliyor muyum acaba? Buyurun. Birbirini sevenlerin yek diğerine verdikleri hediyeler sadece sevgi ve saygıları değildir. Bu sevgi ve alaka insanları birbirine maddi hediyeler vermeye de sevk eder. İki gönül arasında aşk bu yolda olunca en büyük sevgiliye gönülden vurgun kulun Allah'ına bir takım şekle ait hediyeler vermesinden daha tabii ne vardır? Allah'ın dünyaya saldığı türlü maddelerden güzel sanat eserleri yapmak, camiler, minareler, mihraplar sıralamak, evler, haremler kurmak, kesikler yapıp güzel yazılar yazmak, yollar, köprüler yapıp Tanrı kullarına kolaylıklar hazırlamak, nasıl Allah'a maddeden hediyeler vermekse, tıpkı bunun gibi insan vücudunu namaza, oruca, hacca, zekata sevk ederek ibadete şekil çizgileri işlemek de birer gönül hediyesidir. Yeter ki iki sevgili arasında olduğundan daha üstün, daha Allah sevgisine yakışır, tam bir sevgi ve ihlas bir gönülde temel edilmiş olsun. Gönülde saklı olan muhabbet, dış alemde şekillere bürünsün, sevgiyi ispat eden hareketler ve eserler haline girsin. Çünkü aşkın dışa vuruşu, şekil ve esere işlenişi, her şeyden önce kendi varlığını, kendi yapıcı ve yaratıcı kudretini gösterir. Burada okuduğumuz yerden anlıyoruz ve biliyoruz ki insanlar Allah'a sevgilerini, aşklarını göstermek için türlü sanatlar icat etmişlerdir. Daha hafta sonu Bursa'da gördük Ulu Cami'nin içindeki hatlar gerçekten Allah'a karşı duyulan sevginin, azametinin, büyüklüğünün, hayranlığını sergileyecek derecede güzel ve insanın nefesini kesen hatlar. Fakat bunun yanında gönlünde Allah aşkı hakim olan kimseler sadece yaptıkları sanatlarla, işlerle, icraatlarla değil, hayattaki tüm münasebetlerinde, insanlarla olan, tüm kişilerle olan münasebetlerinde sanki Allah'la münasebetteymiş gibi bir hürmet ve saygı üzere davranırlar. Ve onlar bu münasebetlerden ve bu karşılaştıkları her olaydan da Allah'a giden bir yol bulurlar, Allah'a giderler. Biz biliyoruz ki Kenan Rıfai Hazretleri idrarını hızla sokağa yapan bir insana eşine sırf
eşine bir ders verebilmek için keşke biz de kötü huylarımızdan böyle hızla kurtulabilsek gibi bir açıklamayla oradan bile Allah'a ulaşmışlardır. Yine bir hikayeden biliyoruz ki bir Bektaşi dedesini bir gece kulübüne, bir gazinoya götürmüşler ve bütün gece dedenin karşısında dans eden dansöz, dede dansözü gördükçe bütün gece ağlamış ve götüren insanlar herhalde artık biraz fazla edepsizlik ediyoruz, bir özür dileyelim kendisinden dediklerinde, dedeciğim özür dileriz senden dediklerinde, neden ağlıyorsun? Görmüyor musunuz kadın Allah 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 diyerek nasıl da bütün gece dans ediyor diye kendisine söylemişti, anlatmıştı. Biz yine biliyoruz ki Hazreti Mevlana Konya'da çarşının içinden geçerken yanılmıyorsam Hüsamettin Çelebi'nin bir çekiç sesleriyle semaya, Hazreti Zerkubi'nin çekiç sesleriyle semaya başlamıştır. Yine hocamın anlattıklarından biliyoruz ki bir derviş gece yattığı yatakta aşağıdaki makinaların sesinden Allah Allah diyen sesinden sabaha kadar uyuyamamıştır. Demek ki gönlünde Allah nuru parlayan Allah sevgilileri sadece yaptıkları işlerde değil her şeylerinde, her münasebetlerinde Allah'la bir ve beraber değil. Güzel söyledin İrhan'cığım. Buyurun. Şimdi o kendilerindeki Allah aşkı çok yüksek seviyede olduğu için karşısındakini öyle görüyor. Yoksa karşısındakinden bir şey hissediyor. Yani onda da Allah sevgisi var. İkisi de var güzelim. Yani kendindeki Allah aşkı çok yüksek olduğu için Allah'tan başka bir şey görmüyor. Onun isim ve sıfatlarını görüyor. İsim ve sıfatlarında bir eksiklik varsa da sevgilimin ismi diye ona hürmetsizlik etmeme gayreti içine giriyor. Zaten burada önemli olan mesela insanlı kamillere bakıyorsun. Bütün Mevlevi dedelerinin besteci olduğunu görüyorsun. Yani Türkiye'deki en güzel besteleri Mevlevi dede, Itri Mevlevi dedesidir. Efendim neydi işte diğer bütün mesleker benim çok sevdiğim Cemil Bey Mevlevi dedesidir. Yani bestekarların %90'ı Mevlevi dedeleridir. Hocam Kenan Erfai Hazretleri büyük bir şair ve büyük bir bestekardır. İlahiyat-ı Kenan isimli kitabı bir dünya şaheseridir. Hatta kendisinin bir beyanı var. Kur'an-ı Kerim'in şerhi Mesnevi'dir. Mesnevi'nin şerhi Mısri Niyazi Divanı'dır. Biz de onu İlahiyat-ı Kenan'da şerh ettik buyuruyorlar. Gerçekten bir deryadır. Ve büyük bir bestekardır aynı zamanda. Hani ben zaten Allah aşkıyla doluyum bir kenara çekileyim dememiş. Her kime nasıl tesir edecekse her yönden Allah'ı anlatmış. İşte namazla anlatmış gecede 100 rekat kılarak. Efendim o ona izin var. O çünkü fazlaya kaçabiliyor. Belki bizim de doğru dürüst kılmadığımız namazlara inşallah diyet olur. Efendim bilgiyle anlatmış, ilimle anlatmış, bestesiyle anlatmış, güftesiyle anlatmış. Her şeyle Allah'ı anlatmaya gayret etmiş. Dolayısıyla halle mesela görüyoruz Mimar Sinan'ın yaptığı eserlerin hakikaten bugün bir ikincisi yok. Ve anlaşılamayan hala birçok yönü var. Selimiye'ye gitmenizi tavsiye ederim. Selimiye'ye girdiğiniz andan itibaren yani aklınızı kaybedecek gibi oluyorsunuz. Bir tek şu sözle Mimar Sinan zaten abdestsiz bir tek taş bile koymazmış. Bir tek taş koyacakken tekrar abdest alırmış. Öyle bir sultandan bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz'in her cuma ben oradayım sözüne hürmeten orada Ayasofya'yı geçen yani ben ülkeme öyle bir kubbe koyuyorum ki bütün dinlerin üstüne çıkan bir kubbe olsun diye akıl almaz bir ferasette Ayasofya'yı geçen bir kubbe altına Selimiye Camii'ni inşa ediyor. Dolayısıyla bu sanat, bu geçiş, bu çözülemeyen akustik hala çözülemiyor birçok camide. Ben mesela Süleymaniye'deki o maalesef biz idrak edemediğimiz için caminin bahçesini eğimli yapıyor Mimar Sinan. Fakat yanlış yapmış diye düzeltiyoruz.
Biliyorsunuz o eğimi yapma sebebi yağmur sularının akması için. Şimdi akmıyor yağmur suları düzelttiğimiz için. Dolayısıyla yani her yaptığında o delille asla anlaşılamayan bu nasıl oluyor Allah aşkına? Mesnevi'nin yazılışı öyle değil mi? Hazreti İbn Arabi'nin 700 küsur eseri var. Bir insan hayatı boyunca 700 küsur eser yazabilir mi size sorayım? Yani bu kadar büyük bir ilim ancak Allah'ın vasıtasıyla yapılabilir. Demek ki Allah aşkının yaptırdığı şeylere bakın. Bunun yanında hoca bir gün içeri giriyorlar. Burası dedikodu kokuyor, burada yemek yiyemeyeceğim. Demek ki Allah'tan uzak olunarak yapılan her iş insanı Allah'tan uzaklaştırır. O yemek insana zarar verir. Dedikoduyla. Onun için yemeği yaparken bile mesela hakiki Allah'la ilişkili olan Hazreti Fatma'nın eli olsun inşallah diye yaparlar ki ben niye sadece birleştiriyorum lezzetini sen ver diye söylerler. Yeter ki Allah'la ilişkimiz kurulsun diye. Dolayısıyla bütün sanatların içinde Allah'la ilişki vardır. Bütün sanatların. Yani ben şeye gittiğim zaman Vatikan'a tir tir titredim. Çünkü Vatikan Kilisesi gerçekten aşkla yapılmış bir kilise. Yani Michelangelo'nun işte Rönesans'ı yaptığı, aşkla yaptığı bir kilise. O aşkı orada görüyorsunuz. İlk başta Hazreti İsa'yı kucaklamış olan Meryem'i görüyorsunuz. Ve sadece o heykel bile baştan aşağı sizi titretiyor. Ben o resmi evimde tutarım. Çünkü bana anlatsın evlat acısının büyüklüğünü ama Allah'tan da memnun olmanın şerefini anlatsın diye. Yani burada dinin artık önemini kaybediyor. Eğer Allah aşkıyla bir eser yapılıyorsa o eser size tesir ediyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Onun için tabii ki İslam'ın getirdiği ultra her şey var. Ama Bach'ı da dinlediğiniz zaman, çünkü Bach'ın da bütün eserleri sadece Allah aşkıyla yapılmıştı. O zevki birazcık duyuyorsunuz. Tam Nuri Cemil Bey'den bahsediyordum demin. Tabii onu dinleyene kadar Bach'ı ben çok seviyordum. Ben klasik batı müziğiyle yetiştim. 7 sene piyano çaldım. Dolayısıyla babam evde devamlı klasik batı müziği dinlerdi. Ama Allah razı olsun Ahmet Özsan'ın bir filmi vardı, dizi filmi. Bir bestecimizle ilgili. Hacı Arife. İşte o filmi seyrettiğim güne kadar. O annem de Türk müziği söylerdi. Bizim evdeki anneannem ut çalardı. Bizim evde her türlü müzik vardı ama ben Hacı Arif Bey'deki o manayı hissedene kadar sadece ilahilerin güzellikleri içinde mest olmuştum. Ama sonra anladım ki Türk müziğinin her bestesi insanı Allah'a götürüyor. Her bestesi. Hatta her güftesi. Düşüneni Allah'a götürüyor. Onun için arkadaşlar madde ve mananın kaynaşması lazım ki insan Allah'a doğru yol alsın. Mevlana da bundan bahsediyor. Evet. Şekil manaya şahittir. Ancak bu şahidin de doğrucusu ve yalancısı olmuştur. Nasıl ki nice kişiler bazen meyden bazen de ayrandan sarhoş olur. Şu demek ki dünyada şekle ait ibadetin de halisi ve kalbi vardır. Gösteriş için dindar görünmek suretiyle maddi ve manevi menfaat avcılıkları için yapılan hareketler görünüşte ibadet, iyilik, vergi ve bağış şekillerinde de olsa aslında yalancı şahitlerden farksızdır. Böyle hareketlerin ne asıllarında ne neticelerinde gerçek ihlastan, hakiki Allah sevgisinden duyulan haz bulunur. Bu ilahi aşk şarabıyla kendinden geçip Hakk'a yaklaşmak yerine çokça ayran içtiği için kendini serhoş sananların aldanmasına benzer. Böylelerinin davranışlarındaki yapmacık, erbabının gözünden elbette kaçmaz. Böyle ayran içenler, ekşi yoğurt gibi olan kibir, gurur, benlik ve riya şarabını içtiklerinden kendilerini serhoş göstermek için gürültüler çıkarır, densizlikler ederler. İbadet riyakarlarının halleri de aynıdır. Oruç tutar, namaz kılar, zekat verir görünseler de yaptıkları içten değildir. Onların ne ellerindeki tesbih Hakk'ın ismini sayar, ne sırtlarındaki âba gerçek derviş âbasıdır. Hak sevgisi ve ibadetin tek gıdası gönül saflığıdır. Allah'a o gönülden bağışlanmış olmaktır.
Bu bölümde çok güzel. Bu bölümde ihlastan bahsediliyor. Çok güzel. İhlas bu anlatılan Allah sevgililerinin sahip olduğu bir haldir. Ve ihlas her harekette ve her davranışta tam bir samimiyet halidir. Bu sene Kutlu Doğum Haftası'nın da konusu ihlastı. Bu sene sizler de hocam ihlasla ilgili konuşmalar yaptınız. Cüneydi Bağdadi ihlası şöyle tarif ediyor. İhlas Allah ile kul arasında bir sırdır diyor. Bunu şeytan bilmez ki bozsun, melek bilmez ki yazsın, nefis bilmez ki saptırsın. Dolayısıyla bu nasıl bir sırdır? Biz bu sırrı tabi bilemeyiz. Siz hocam bu sırla ilgili size bir şeyler söyler misiniz? Yani tabi oğlum, ihlas kendi kendine samimi olabilmeyi becerebilmek. Çünkü başkası yok. Ben ve benden şah damarımdan yakın olan Allah var. Yani kendine samimi olmak, başkaları için hiçbir hareket yapmamak, yalnız Allah için hareket etmek, beğensinler, benim halim hoş görsünler diye yapmamak o kadar önemli ki hemen bir örnek vereyim. Ben çok etkilenirim bu hikayeden. Bana kendisini tanımış olan birisi anlattılar. Bir büyük şey varmış. Hatta ismini de biliyorum ama söylemeyeyim, edepsizlik etmeyeyim. Hamiş Efendi, bu hazret çok büyük bir sultan. Yani hayatında hiçbir namazını geciktirmemiş, düşünebiliyor musunuz? Hiçbir namazını. O da duydu ilk sesini herhalde. Bu kadar çok sevimli olmayan insan vardı o halde. Gerçekten yani hayatta hiçbir namazının saatini geciktirmemiş bir sultan. Bir rüyasında Peygamber Efendimiz'i görüyorlar. Diyor ki sen doğuya git, doğuda bir mürşit bul. Yani zaten kendisi mürşit, bir de çok büyük bir sultan, büyük bir alim. Baş üstüne diyor Peygamber Efendimiz'e. Gidiyor, o kişiyi buluyor. O kişi de diyor ki ben seni bekliyordum. Peygamber sana gözüksüyse bize de gözüktü. Geleceğini biliyordum. Bakıyor namazında niyazında bir mürşit, tam bana göre diyor. Fakat mürşit de diyor ki bana biat etmek istiyorsan namazı bırakacaksın. Allah Allah, yok diyor, kusura bakma, o zaman sen benim mürşidim değilsin ya, Allah'ın emrine zıt bir şey söyledim. Ve gidiyor, gece tekrar peygamberi son derece sert bir şekilde görüyor. Ertesi gün geliyor, öğleni kılsam da diyor, ikindiyi kılmasam hayır diyor mürşidi, bırakacaksın. Ve üçüncü de tekrar Peygamber Efendimiz'den azar işitince geliyor. Peki biat ettim diyor. 40 gün namaz kılmıyor. 40. gün mürşidi geliyor. Abdest al, namaza gidiyoruz diyor. Birlikte namaza gidiyorlar ve adamcağız kendi beyanı. Ben ömrümde hiç namaz kılmamışım o güne kadar. Çünkü ben kendim kılıyorum zannediyordum. Ama kendi eksikliğimi, acizimi, Allah isteyince kılamayacağımı gördüğüm zaman, ancak kıldıranın Allah olduğunu idrak ettiğim zaman, hakiki namazı işte o gün kıldım. Ondan sonra da hakikaten hiç vaktimi kaçırmadım. Ama bu sefer bunu ihlasla yaptım. Şimdi buradan anlaşılıyor ki ihlassız yapılan ibadetin faydası ve zevki olmuyor. Demek ki Sami Anne bir şey anlatırdı, benim tüylerim diken diken olurdu. Adamın biri diyormuş ki arkadaşına, ben hakçıyı, ortağımı mahvedeceğim. Hani mahvedeceğim. Ama bu bana iki hacca patlayacak. Yani iki hacca yaptığı zaman temizleneceğini zannediyor insan. Hacca gittiği zaman başkasına yaptığı kötülüğün temizleneceğini zannetmek ahmaklığını yaşıyor. Böyle bir şey olabilir. Kalp kırmak, Kabe'yi yıkmakla aynı şeydir. Başkasına zarar vermek korkunç bir şeydir. Yani bunun bütün bu anlattıklarım namaz kılmayalım demek değil. Hiçbirimiz layıkıyla namaz kılamıyoruz. Bunu hepimiz itiraf edelim. Ama ben hep şunu düşünürüm. İşte demin söylediğim gibi ikisi arasında olabilmek. Ben dedim bir gün Allah'ıma 20 sene öğretmenlik yaptım. 20 senede çok doğru çalışan, her gün okula gelen, derslerini, ödevlerini doğru yapan, öğretmenlerine iyi davranan,
Ama inat alamayan, işte 3 alan, 4 alan, bir türlü inat alamayan öğrencileri biz kılda geçiririz. Deriz ki bunun idraki bu kadar. Ama bu çocuk istekli, iyi niyetli, ödevlerini yapıyor, ihlaslı, samimi. Bunu geçirelim. Başkalarına da tesir ederiz. Sen de geçir deriz. Ben bunları geçirdim. Ben de o öğrencilerdenim diyorum Allah. Sen de beni geçirirsin. Yani vazifemizi tam yapmanın çok büyük bir önemi var. Yalnız samimi olmayı istiyoruz Allah. Yani hakikaten Allah için yapmak. Bakın mesela camide birini uyarmak günahtır. Ben bundan eminim. Ama samimi olarak Allah için yapıyorsa onu hürmet etmek lazım. Kötü niyetle değil. Hocam Kenan Erfay diyorlar ki adam geldi bana. Dizlerini çekiyorlar. Çok şık oldukları için. Hafifçe dizlerini çekiyorlarmış namaz kılarken. Demiş ki adam, oğlum senin namazın çok iyiyen kabul olmaz. Neden efendim? Koskoca Kenan Erfay. Dizini çekerek kılıyorsun. Şimdi hocam şöyle de cevap verirdi. Yani ben böyle kılıyorum. Ya sizi çok ilgilendirmez diyebilirdi. Nasıl gördünüz beni namaz esnasında da diyebilirdi. Ama hocam şöyle diyorlar. O adamdan da konuşanın Allah olduğunu bildiğim için bir daha dizlerimi hiç çekmeden. O idraki vardığınızda ne samimi hissediyorsunuz? Ve yalnız Allah için beni uyarıyorsa, hakikaten iyi niyetliyse, onu da üzmemeye gayret ediyorsunuz. İşte ihlas bu demektir. Samimi olmak, yaptığını yalnız Allah için yapmak, seni uyarmasını Allah için yapıyor olması. Böyle baktığınızda ne kadar güzel bir alem oluşuyor. Onu anlatmaya çalışıyor Hazreti Pir burada. Peygamberimiz kadar samimisi yok. Yani şunu da söylemeye çalışıyor ki, Peygamber, peygamber olduğu için değil, çok samimi olduğu için Allah indinde en yüksek seviyeye çıktı. Yoksa birçok peygamber var ve hepsi birbirinin aynı diye ayet var. Niye Hazreti Muhammed tam 12 gibi bütün ışınları yolladı? Çünkü peygamber de samimiyete had safhada görüyor. Hiçbir şekilde kıllı dış yok. Hiçbir şekilde kendinden koyduğu hiçbir şey yok. Allah ne isterse onu yapıyor. Burada müsaade edersen Uhud Savaşı'nı anlatmak istiyorum. Uhud Savaşı'ndan önce Cebrail Aleyhisselam teşrif edip yenileceklerini bildiriyor. Şimdi Allah aşkına size soruyorum. Size yenileceği haberi gelse ne yaparsınız? Ben herkese dır 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 aman yenileceğiz savaşa gitmeyelim derim. Yani kendimi biliyorum. Peygamber ne yapıyor? Herkesi topluyor. Ne yapalım diyor? Savaşalım diyor. Peki. Savaşıyor. Biliyorlar, şekler, manen değil. Çünkü manen en kazançlı savaştır diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Şekler yeniliyorlar. Peygamber gidiyordu. Niye söylemediniz efendim? Bakın, cevabı bakın arkadaşlar. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de rüyanı anlat diye bir ayet yok. İstişare et diye bir ayet var. Böyle bir şey olabilir mi? Kur'an-ı Kerim'de ne kadar samimiyse peygamber, Allah'ın emrine kendi aklını ve nefsini hiçbir şekilde katmayacak kadar korkunç bir samimiyet gösteriyor. İşte bu hali peygamberin hayatının her devresinde görebiliriz. Kendi aklından, kendi fikrinden, kendi nefsinden o bilginin içine hiçbir şey katmadan yalnız Allah'ın söylediğine göre hareket etme zevkini yaşamayı Hazreti Peygamber'de görüyoruz. Onun için çok kıymetli Hazreti Peygamber. Çünkü bir şey var ya, hani vurmak yüküyle yaslanıp kaderini kurtarıcı olmak istersin. O zaman hani ona gelecekler bizi istersin diye sormak. Onu sor, yani onun ağzında mesela hata da yapıyor. Şunu da sorabilirsiniz bana. Abis evet evet la ayeti geliyor. Almaya surat attım. Çok şükür diyor. Çok şükür hata yaptım diyor. Çok şükür kulum diyor. Çünkü şimdi siz nasıl düşünürsünüz? Büyük bir topluluğa İslam anlatıyor. O sırada bir ama gelmiş. Kaka kaka şeyle. Muhammed bana anlatıyor. Duymamazlar geliyor. Çünkü topluma anlatıyor. 3 kere tekrarlıyor. Muhammed bana anlat. Ben üzerine Allah'tan ayet edeyim. Amaya surat attım. Şimdi bu o kadar mühim bir ayet ki bize şunu söylüyor peygamber. Sakın
kalbi ama olana surat asma. Seni anlamayana, seni idrak etmeyene, Allah'tan bir haber olanın sırf bunu anlayalım diye bu ayeti yaşamıştır diye. Fakat peygamberin büyüklüğüne bakın ki şöyle diyor, mesela ne zaman kendisi Medine'den ayrılacak olsa o Abese ve Tevella'nın ünlü adamcağız devletin başına geçirilmiş. Seni Allah korudu. Senin sayen bu şehri de korurlar. Bu kadar da ona hürmet ve saygı gösterin. Şimdi buradan anlaşılıyor ki vücut, bakın Mevlana'nın peygamberle ilgili çok muazzam bir tarifi var. Bugünlerde doğum günü bunu da yapmak çok büyük bir şeref oldu bana. Peygamber sadece bal değildir diyor. Yani sadece nur değildir. Balla sirkenin karışımıdır. Sirke gibi olanlar da peygambere yanaşsınlar diye vücut gibi olan sirkeyle ruh gibi olan balın karışımıdır. Ve bu karışım o kadar güzel bir karışım, o kadar güzel bir oranla karışmıştır ki sirken cübin denen bütün hastalıklara iyi gelen bir şerbettir. Peygamberin tek bal olsaydı sadece nur ehli ona yanaşır. Tek sirke olsaydı sadece nar ehli ona nefret ederek yanaşırdı. Çünkü nefret de bir yanaşma biçimidir. Ebu Cehil hayatının her zerresinde Muhammed demiştir. Çünkü onu nasıl atlayacağım diye düşünmüş, zavallı bütün ömrünü böyle geçirmiş. Onun için ikisinin karışımı olmak önemli. Öyleyse hata yapmamak değil. Hata yapmak fakat hatadan ders alıp bir daha tekrarlamak önemli. Peygamber bize bunu öğretiyor. Eğer peygamber bu vasıflara sahip olmasaydı hepimiz ümitsizlikten ölürdük. Yani Hazreti İsa gibi bir peygamberimiz olsaydı hepimiz ölürdük. Çünkü hiçbir şey yapmamalıyız bu dünyada. Evlenmemeliyiz. Bir kenara çekilmeliyiz. Yaşamımız bile doğru düz ne olduğu belli değil. Ruh makamı. Evet ölüleri diriltiyor ama ben diriltemiyorum. Öyleyse ben de öleyim daha iyi. Bir gün kiliseye gideyim, biraz affolayım. Diğer günler canımın istediğini yapayım. Böyle bir kendimiz olur. Halbuki biz yaşadığımız her an Allah deme mecburiyetini öğreten baştan aşağı ihlas bir peygamber. Bu şerefe nail olmak için ne yaptık arkadaşlar? Bu idrake nail olmak için biz ne yaptık? Bu ezelden büyük bir lütuf ve nasiptir. Her anımızı şükürle geçirmezsek yani bu şerefe nail olmanın zevkini ödeyemeyiz. Her anımız. O bakımdan vazifemiz maddeyle uğraşmak. Evladım ne oldu? Eşim ne oldu? Çocuğum nasıl daha yükselecek? Nasıl benim kocam en üstün olacak düşünmek değil. Vazifemiz ben Allah'la irtibatı nasıl kuracağım? Evladımı Allah yoluna daha çok nasıl itebileceğim? Eşimi rahatlatıp Allah'la ilişkisini nasıl arttırabilirim? Biraz arkada kalarak ama ana görevi yaparak eşimin arkasına geçip onun Allah'la irtibatını artması için iş hayatına zorluklarımı onun üzerinden nasıl alabilirim? İşte bunlar kadının görevleridir. Kadın olmanın şerefidir. Kadın olmak çok şerefli bir vazifedir. Kadın olmak ekstra bir ister. Onun için de Mevlana bölümün sonunda zannediyorum. Kadın adeta haliktir. Yaratıcıdır. Büyük duruyor. Dişiye demiyor bunu. Kadın olma şerefine erenleridir. Analık şerefine erenleridir. Allah gerçek kadın olabilmeyi hepimize nasip etsin. Önde değil, arkada olsak bize razıyız. Bana diyorlar ki, niye kadın imam yok? Ben de diyorum ki, kadın imam olamaz. Yani acizane benim fikrim, sakın kimse alınmasın. Zira erkeğin yapısında kadına da bakabilme vardır. Biz erkeğin önüne geçersek bizi işi olarak da görebilir. Ama kadın ne şereflidir ki erkeğin arkasına geçerse önündekinin erkek veya kadın olduğunu fark etmeden kendini Allah'a rapt eder. Bu ne şerefli bir görevdir. Onun için arkada kalmak bizim için lütuf, öne geçmek değil. Bu lütfun şerefini yaşamak lazım. Allah'ın bize lütfettiği bu şerefin kıymetini bilmek lazım. Allah hepimizi bu şerefle nasiplendirsin inşallah. Teşekkür ediyorum.
Evet.